Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de seçenek düğmeleri ve eleman fonksiyonuyla verileri getirmeyi göstereceğim. Şöyle çalışıyor. İşte burada seçeneklerimiz var, seçenek düğmelerimiz var. İşte buradan birim fiyatı seçiyorum mesela. Şu tablodan buraya işte ilgili sütunun, birim fiyat sütununun verilerini getiriyor. İşte miktarı seçiyorum. Bu tabloya, şuradaki ana tablodan miktar sütununun verilerini getiriyor. Ay değerlerinin karşısına. Şimdi bunu yapacağız. Bunun için öncelikle geliştirici sekmesinin olması gerekiyor. Burada sizde yoksa eğer, burada dosya, diğer seçeneklerden şeridi özelleştir. Bakın burada geliştirici sizde işaretlediyse işaretleyip tamama basarsanız burada aktif olacaktır. Ben de olduğu için yapmıyorum şu anda. Sayfa 1'den devam edelim. Yeni bir sayfadan örneğimize. Öncelikle seçenek düğmelerini ekleyelim. Nereden yapacağız? Geliştiriciden. Burada bakın ekle diye bir bölüm var. Form denetimlerinden. Üstüne geldiğimiz zaman açıklamaları çıkar zaten. Seçenek düğmesini seçtik. Enter'a bastık. Şöyle bir tanesini öncelikle yapalım. Yerleştirelim şöyle. Ortalayalım. Metni içindeki silebiliriz. Şu an için çok önemli değil metni. Tamam dedik. Sağ klik yapalım. Küçültebiliriz bunu aslında çok bu kadar büyük olmasına gerek yok şu an için. Ctrl C ile şöyle yapıştıralım. Bir tane daha yapalım. Evet. Şimdi seçtikten sonra sağ klikle ok tuşlarıyla istediğimiz gibi yön verebiliriz. Şöyle ortalayalım. Aynı şekilde bunu da sağ klikle seçtim. Klavyedeki ok tuşlarıyla ortalıyorum. Şimdi hizalama da yapılabilir bunlarla da vakit kaybetmemek için. Ama şu an için gerek yok. Şunu da biraz yukarı alalım. Tamam. Şimdi buna bir tanesine tıklıyorum. Denetim biçimlendir dedim. Buradan 3B gölgelendirme yapalım. Şimdi buna bir hücre bağlantısı vereceğiz. Onu da P1'e verelim. Tamam diyelim. Bunu da denetim biçimlendir. 3B yapalım. Güzel bir görünüm olsun. Sağ klik denetim biçimlendir. 3B dedim. Tamam. Bakın hiçbir seçenek işaretli değil. Bir tanesini seçiyorum. Bakın dikkat edin. P1'de 1 oldu. Toplam seçeneğini seçtim. 2 oldu. Kar seçeneğini seçtim. 3 oldu. Şurayı biraz belirginleştireyim. Şimdi yapacağım olay buraya fonksiyonla miktarı getirmek. O fonksiyon da eleman fonksiyonu. Burada biz miktarı seçmişiz. Şimdi tutar seçelim. Buradan da. Ya da yine miktar seçelim. İşte bunu fonksiyonla yapacağız. Eşittir. Eleman diyelim. Aç parantez. Dizin sayısı diyor. Dizin sayısı buradaki P1 referans hücremizi seçeceğiz. F4'e bastım. Sabitledim. Noktalı virgül. Buradaki miktar ya da şöyle yapalım birim fiyatı seçelim noktalı virgül miktarı seçelim noktalı virgül ve toplamı seçelim.
miktar toplam ve kar parantezimizi kapatalım. Enter'a basalım. Bakın kar geldi. Niye? Kar seçildi burada. Şurayı da belirginleştirelim. Toplam seçeyim. Bakın buraya toplam gelecek. Miktar seçeyim. Buraya miktar gelecek. Şimdi yapacağım iş burada son olarak buradaki ailenin karşısına ilgili verileri getirmek. Onu da nasıl yapacağım? Yine bakın P1 sabit burası. Çünkü burada seçenek düğmeleri var. Bunu da aslında eşittir. Yine eleman fonksiyonunu kullanıyorum. Dizin fonksiyonu sayısı P1 F4'te sabitledim. Noktalı virgül miktar sütunun altındaki C2'yi seçtim. Noktalı virgül toplamın altındaki D2 hücresini seçtim ve kar sütununun altındaki E2 hücresini seçtim. Parantezi kapattık. Enter'a bastık. Son olarak da bunu köşesinden aşağı doğru çekiyorum. Ve böyle bir tabloyla karşılaştım. Şimdi ne işe yarıyor? İşte miktar seçtik. Toplamı seçtik. Bakın toplamı seçtiğim anda ailelerin karşısındaki toplam sütunundaki veriler otomatik geliyor. Yani bu güzelliği var bu fonksiyonun ve seçenek düğmesinin beraber kullanımın gerçekten faydalı. Kar seçeneğini seçtim. Bu sefer de kar sütunundaki verileri getiriyor. Tabi burada bir tane daha kar sütunu var. Aslında buna gerek yok. Kafa karıştırmasını silelim. Evet. Bu arada şu görünüyor şu anda mesela. Bunu görünmemesi için de buradaki dolgu rengini dolgu yok ve yazı tipinde yazı renginde beyazı boyayabilirsiniz. Bu şekilde tablolarda veri getirmenin bir yöntemi de budur. Bunun bir de düşey aralı olanı var. O dizi seri yani dizi fonksiyonlarıyla kullanılıyor. Onun için başka bir video çekerim. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.